Merhaba arkadaşlar, İnkılap Tarihi dersinde konu çalışma sorularıyla birlikteyiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Mustafa Kemal İstanbul'da başlayan ve meşrutiyet rejimi ortadan kaldırmayı amaçlayan 31 Mart isyanını bastırmak için oluşturulan Harekat Ordusu'nun kurmay başkanı olarak görev almıştır. Buna göre ulaşılabilir. Meşruti rejim tehdit altındadır. Meşrutiyet rejimi ortadan kaldırmaya amaçlayan. Evet, yine ulaşabiliriz. Mustafa Kemal eski rejim yanlısıdır. Hayır. Ülkede iç karışıklıklar vardır. Evet, üçüncüyü de alırız. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olarak çıkmaktadır. İkinci sorumuz, Mustafa Kemal Sofya'da elçilik görevlisi olduğu için Avrupalı üst düzey yetkililerin bulunduğu toplantılara katılarak fikirlerini paylaşma imkanı bulmuştur. Buna göre Mustafa Kemal'in Sofya'da iken aşağıdaki hangi konuda tecrübe kazandığı söylenebilir. Bakın ne diyor burada? Elçilik görevlisi olarak bulunuyor, fikirlerini paylaşıyor. Yani askeri olamaz, ekonomik olamaz, sosyal olamaz ama dış politikayla ilgili tabii ki cevabımız dış politika olacak. Üçüncü sorumuz. Öğrenim hayatını 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle tamamlayan Mustafa Kemal, askerlik hayatı boyunca çeşitli rütbelerde pek çok görevler üstlendi. Cepheden cepheye koşarak büyük zaferler kazandı. Mustafa Kemal'in doğrudan katıldığı savaşlardan biri değildir, diyor. Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta yer aldı. Orada bulunan halkı örgütledi. Çanakkale Savaşı'nda 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde yer aldı. Sakarya Savaşı ile başkomutanlık görevinde bulundu ve Sakarya Savaşı ile askerlik mesleğine geri döndü. Ama Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'nda değil, 2. Balkan Savaşı'nda yer almıştı. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Mustafa Kemal'in üstlendiği bazı görevlere baktığımızda Nisan 1909'da 31 Mart olayını bastıran Harekat Ordusu içinde yer almıştı. Aralık 1911'de Trablusgarp'a gönüllü olarak gitti. İtalyanlara karşı yerli halkı örgütleyerek mücadele etti. Binbaşılığa terfi etti. Ve 27 Ekim 1913 tarihinde Sofya askeri ateşeliğine atandı. Hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal, A şıkkında Mustafa Kemal yenilikçi bir anlayışa sahiptir. B şıkkında Mustafa Kemal teşkilatçı bir karaktere sahiptir. C şıkkı, Mustafa Kemal'in faaliyetleri sayesinde Trablusgarp Savaşı kazanılmıştır. D şıkkı, Mustafa Kemal tarihin akışına etki eden önemli olaylarda rol almıştır. Bu savaş, Trablusgarp Savaşı kazanılmıştır diye bir şey burada görebiliyor muyuz? Hayır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Ve Trablusgarp Savaşı da zaten Uş Anlaşması'yla son bulmuştu. Bu savaşı kaybetmiştik diyoruz. Beşinci sorumuzda Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili kesitler verilmiş. İlk görev yeri kurmay yüzbaşı olarak Şam. 31 Mart olayında Harekat Ordusu kurmay başkanı olarak isyanı bastırıyor. Trablusgarp Savaşı'nda gönüllü olarak gizlice Trablusgarp Savaşı'na katılıyor. Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı halkı örgütleyerek başarı elde ediyor. Ve binbaşı rütbesine yükseliyor diyoruz. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili hangisi söylenemez? A. Askeri görevleri farklı yerlerde mücadele etmesini gerektirdiğine, B. elde ettiği başarılar ile terfiler aldığına, C. Trablusgarp'a Osmanlı yönetiminin izni dışında gittiğine, bu bir dursun, D. devletin rejimine karşı çıkan ayaklanmaları bastırdığına, evet 31 Mart bu da, Osmanlı yönetiminin izni dışında gitmiyor, sadece gizlice, yani Mısır işgal altında olduğu için, Mısır'dan geçmek için, İngilizlerden kaçabilmek için gizlice gazeteci kimliğiyle, Şerif Takma adıyla buradan geçip Trablusgarp'a ulaşıyor. Yani Osmanlı Devleti'nden gizli bir iş yapmıyor Mustafa Kemal. Altıncı sorumuz, Mustafa Kemal 30 Eylül 1911'de İtalya'nın Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine Şerif Takma adıyla gizlice bölgeye gitti. Kendisi gibi genç subaylarla birlikte yerli halkı örgütleyerek İtalyan işgaline karşı direnişe geçirdi. Yukarıdaki bilgiler Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisini destekler nitelikte değildir? Teşkilatçı bir yapıya sahip mi? Evet. Çünkü halkı örgütlüyor. Bunu eleriz.
B şıkkı İtalya'nın işgalci tutumuna karşı çıktı. Evet. C şıkkı İtalya'nın Trablusgarp'tan geri çekilmesini sağladı. D şıkkı ülke topraklarının korunmasına önem verdiğini de kabul edebiliriz. Ama C şıkkı İtalya geri çekilmiyor. Uşi Anlaşması'yla Trablusgarp İtalya'ya bırakılıyor. Yedinci sorumuzda ilk defa askeri eğitim aldı. Bir eşleştirme sorusu bu aslında. Sıralama sorusu. İlk defa askeri eğitim aldı. Kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. Lise öğrenimini burada tamamladı. Lise öğrenimini tamamladığı yer manastırdı. Yani önce 3 olacak. Sonra Selanik askeri rüştiyesi. İlk defa askeri eğitim aldığı yer 1 olacak. İstanbul Harp Akademisi ise kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu yer. Yani 2 olacak. Cevabımız 3, 1, 2 yani C şıkkı. 8. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda İtalya'ya karşı halkı örgütlemiş. Kafkas cephesinde de Ruslara karşı mücadele etmiştir. Yani cevabımız İtalya ve Rusya olacak sırası ile. Cevabımız A şıkkı. 9. sorumuz. Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? İtalya kendisine sömürge bulmak istiyordu. İtalya. Mustafa Kemal buraya gizlice, gönüllü olarak gitti. Mustafa Kemal burada halkı işgallere karşı örgütledi. Selanik, Sofya, Trablusgarp, İstanbul. Mustafa Kemal'in ilk savaşı olan Trablusgarp olacak cevabımız. B şıkkı doğru cevabımız. 10. sorumuz. Metne göre Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Mustafa Kemal Balkan savaşlarından sonra Sofya'ya askeri ateşi olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Balkan devletlerindeki askeri gelişmeleri izlemesinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir. Balkanlardan, A şıkkı Balkanlardan Anadolu'ya göçler yaşandığını, B bölgedeki Türklerin sorunlarına duyarlı olduğunu, C Balkan savaşlarının kaybedildiğini, D Balkan Türklerinin azınlık durumuna düştüğünü. Cevabımız B şıkkı olacak. Çünkü bakın Türklerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiş. Yani Türklerin sorunlarına karşı duyarlıdır diyebiliriz. 11. sorumuz. 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra meşrutiyete karşı olanlar tarafından İstanbul'da bir isyan çıkarıldı. 31 Mart olayı adı verilen bu rejim karşıtı bu isyanı bastırmak için Selanik'ten bir ordu gönderildi. Selanik'ten yola çıkan ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu isyanı bastırdı. Sadece bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hareket ordusunun merkezi İstanbul'dur. Ama burada Selanik diyor. Bu bir dursun. Mustafa Kemal'in yeniliklerinin korunmasında önemli bir rol almıştır. Evet, meşrutiyeti korumaya çalışıyor. 31 Mart olayı Osmanlı Devleti'nde yönetime karşı yapılan ilk isyandır. Evet. Mustafa Kemal ülke sorunlarına kayıtsız kalmamıştır. Evet. Cevabımız A şıkkı olacak. Çünkü hareket ordusunun merkezi İstanbul değil, Selanik. 12. sorumuz. Mustafa Kemal Balkan savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası'nda görev almıştır. Bu görev onun aşağıdaki savaşlardan hangisinde başarı göstermesinde etkili olmuştur? Bundan zaten konu anlatımımızda bahsetmiştik. Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'nda görev alıyor Balkan savaşlarında. Daha sonra Gelibolu nerede arkadaşlar? Çanakkale'de. Daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde. Bu onda büyük başarı sağlamasında etkili oluyor diyebiliriz. Cevabımız A şıkkı Çanakkale Savaşları. 13. sorumuz. 1. öncülümüzde Derne ve Tobruk'ta ilk savaş deneyimini kazanmıştır. 2. öncülümüz hareket ordusunda görev üstlenmiştir. Mustafa Kemal ile ilgili yukarıda verilen olaylar hangi savaşta gerçekleşmiştir? A. Balkan Çanakkale. B. Trablusgarp 31 Mart olayı. C. Çanakkale Balkan, D Trablusgarp Balkan. Birincisi Trablusgarp, ikincisi de 31 Mart olayı olacak. Cevabımız B şıkkı.
14. sorumuz Mustafa Kemal'in diplomatik görev üstlendiği şehirdir. Diplomatik görev. Bu görevi sırasında Avrupalı devlet adamları ile fikir alışverişinde bulunmuş ve diğer öncülde bahsediyor. Bulgaristan'da yaşayan Türkler ile yakından ilgilenmiş, Bulgaristan parlamentosunun çalışmalarını takip etmiştir. Görev yerini soruyor bize arkadaşlar. Bulgaristan diyor. Biz Bulgaristan'la ilgili bir şehir arayacağız burada. Suriye değil, Çanakkale değil, Selanik değil, Sofya, Bulgaristan'ın başkenti. Sofya askeri ateşliği de cevabımız olacak. Cevabımız D şıkkı. 15. sorumuz. Mustafa Kemal hakkında verilen yukarıdaki özellikler hangi şehirle ilgili olduğu söylenebilir? Harp Akademisi'nden ceza aldığı için bir çeşit sürgün görevidir. Mustafa Kemal'in ilk görev yeridir. Arkadaşlarıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. 5. Ordu'da stajyer komutan olarak meslek hayatına başlamıştır. İlk görev yeri dediği için burası tabii ki Şam olacak. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Sorularımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar.